Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 33. gündeyiz ve 43. videodayız sevgili arkadaşlarım. Konumuz TYT Matematik kampımızda konumuz oran orantıydı. Daha dün kazanım bakışını işledik şimdi ise ÖSYM bakış testinin çözümlerini paylaşıyorum sizlerle. Evet kampa nerede ilerliyoruz hocam burası çok değerli. Barış Yayınları video ders kitabımızdan ilerliyoruz arkadaşlar kampa konsepti muhteşem incelemek isteyen arkadaşlarım varsa mutlaka bu oynatma listesindeki ilk videoya gitsinler ve Barış Hoca ile beraber bu inceleme videosunu mutlaka ama mutlaka izlesinler arkadaşlar. Kitabımız 310 sayfadan oluşmakta ve biz şu an nerelerdeyiz? Hemen sana ondan bahsedeyim. Ondan bahsetmeden olmaz. 138. sayfadan Başlıyoruz bugün bu videoda. Yani kitabın 3'te 1'lik kısmını geride bırakmışız. Ve nereye kadar geleceğiz? 142. sayfaya kadar da geleceğiz sevgili gençler. Tamamı ÖSYM'nin bakış açısından, ÖSYM'nin penceresinden görmeye çalıştığımız sorulardan oluşuyor. Biraz hastayım. Ee, yani çok hava değişimine maruz kaldım. Çok fazla iklim değişikliğine maruz kaldım. Biraz hastayım sizlerin de duasıyla tekrardan eski sağlığıma geri kavuşurum diye ümit ediyorum gençler hazırsak artık geçelim derse. Evet ilk sorudayız. Hadi bakalım başlayalım. Hiçbir mağazaya borcu bulunmayan Anıl, Bekir ve Can bir mağazadan belli bir tutarda ürün alıp borçlanıyorlar. Şimdi üçünün borçlarıyla alakalı bir şeyler yapacağız. Anıl, Bekir ve bir de Can kardeşimiz var. Bunların isimlerini şuraya yazalım. Şimdi borçlanacaklar bunlar. Borçlanmak kötü bir şey. Ama bu devirde borçlanmayınca da bir şey olmuyor. Evet. Anıl mağazaya Bekir'in borcunun 1 bölü 3'ü kadar ve Can'ın borcunun 1 bölü 2'si kadar ödediğinde borcu kalmamakta. Bekir mağazaya Anıl'ın borcunun 1 bölü 4'ü kadar ve Can'ın borcunun 1 bölü 3'ü kadar ödediğinde borcu kalmıyor. Şimdi 3, 2, 4 ortak katı 12. Hadi bir de 2 de benden olsun. 24 diyelim. Şimdi ben Bekir'in borcuna eğer 12B dersem tamam mı? Can'ın borcuna da 24B diyelim. Şimdi Anıl'ın borcunu karşılayan şey şuymuş. Bekir'in borcunun 1 bölü 3'ü kadar yani 12B'nin 1 bölü 3'ü kadar 4B yapar arkadaşlar. Can'ın borcunun da 1 bölü 2'si kadar yani 12C. Şurası 12C arkadaşlar kusura bakmayın. Burası 12C. Can'ın C'si. 4B artı 12C kadar borç ödediği zaman kendi borcunu kapatıyor. Şimdi o zaman anılım borcu da bu kadarmış. Yani 4B artı 12C kadarmış. Peki şimdi diyor ki Bekir de diyor mağazaya anılım borcunun 1 bölü 4'ü. Şimdi anılım borcu ya 4B artı 12C'ydi. Bunun 1 bölü 4'ü B artı 3C yapar. Ve canın borcunun da 1 bölü 3'ü ki o da 8C yapar arkadaşlar. Bu kadar ödeyince borcu kalmıyormuş. Yani bu eşittir 12B oluyormuş. Madem öyle B artı 11C eşittir 12B diyemez miyiz? Biz deriz. B'yi sağ tarafa fırlattığım takdirde 11C eşittir 11B yapar. Demek ki burada B, eşitmiş. B katsayısıyla C katsayısı birbirine eşit. O halde ben canım borcuna da artık burayı silip 24B yazabilirim. Sonuç olarak 24C, 24B'ye eşit olacak. Yani böylelikle ne yapmış olduk? Bunların borçlarını B cinsinden ifade etmiş olduk. Hatta ve hatta şuradaki C'yi silip ben oraya da B yazabilirim. Böylelikle Anıl'ın toplam borcunun da borçlanmasının da 16B olması gerektiğini söyleyebilirim şimdi. Anıl bu mağazaya 16B kadar borç takmış. Takmış deyince yanlış anlaşılıyor. 16B kadar borcu varmış. Bekir'in 12, Can'ın da 24B kadar. Şimdi diyor ki buna göre Can mağazaya Bekir'in borcunun tamamı kadar ödediğinde Şimdi Can'ın borcu bu kadardı. Bekir'in borcunun tamamı kadar bir ödeme yaptığını düşünelim. 24B borçtan 12B'sini ödedi. Tamam mı? Geriye 12B'de borcu kaldı. Şimdi diyor ki kendi borcunun tamamını ödemesi için Anıl'ın borcunun kaçta kaçı kadar daha ödemesi yapma, ödeme yapması gerekiyor diyor. Anıl'ın borcu 16B'ydi. Demek ki bunun 12B'sini ödeyecek ya. 12B bölü 16B'sini öderse ki B'ler gider burada. 4'le sadeleştirirsem. Anılım borcunun 3 bölü 4'ü kadar daha ödeme yaparsa. Can borcunu kapatmış olur. Cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. Evet güzel soruydu. ÖSYM açısından e, gayet benzerdi arkadaşlar. Şimdi geldik. ÖSYM'nin e, hani böyle bazen kolay sorular sorduğunu biliyoruz problemler adına. O kolay sorulardan bir tanesi. Şimdi uçlu bir kalemin yazdıkça küçülen ucunun boyu yazılan kelime sayısıyla doğru orantılı olarak azalmakta. Başlangıçta 28 santim uzunluğunda olan bir uç 280 kelime yazınca 21 santimetreye düşüyor. Yani arada ne kadar bir kayıp var? 7 santim. Şimdi 7 santimetre uçla demek ki 280 kelime yazılabiliyormuş. Ben bunu anlıyorum burada. 7'ye bölersem 1 santimlik uçla da 7'ye böldüm 40 kelime yazılabiliyormuş. Şimdi 40 tane kelime yazdığımız zaman 1 santim uç kayboluyor arkadaşlar. Tamam. Peki. Şimdi burada iki tane şekil var. Buna göre şekil 1'den şekil 2'ye geçişte yazılan toplam kelime sayısı. Yani 16,2'den 9,7'ye azaltacağız biz bunu. Ne kadar azalır? 6,2 buradan 0,3'te buradan 6,5 santim azalır. Yani şu soruluyor bana. 1 santimle 40 kelime yazılıyorsa 6,5 santimetre ile kaç kelime yazılır diye soruluyor. Bunu yapmak için ne gerekiyordu? Şöyle 6.5 ile 40'ı çarpıp 1'e bölünce hop x'i bulacağız. Yani direkt olarak biz 6.5 ile 40'ı çarpınca cevabı bulacağız anlamına geliyor bu. E çarpalım o zaman. E, 40 ile çarpmak demek şu sıfırı sildim şu virgülü kaydırdım. 65 ile 4'ü çarpmak demekle aynı şeydir. 240 artı 20'den de 260 tane kelime yazılır. Ve böylelikle C şıkkı cevap olur deriz. ÖSYM bakış 2'yi de bitirdik gençler. Şimdi ÖSYM bakış 3'teyiz. Gözlükler var. Gözlüklü soru. Hadi bakalım. Şekilde verilen güneş gözlüğü görsellerinin hemen altlarında yazan sayılar o gözlüğün güneş ışığını soğurduğu enerjilerin oranlarını veriyor. Mesela yeşil 1 bölü 6'sını soğuruyor. Sarı 1 bölü 8'ini. Mavi de 1 bölü 4'ünü soğuruyor mavi renkli gözlüğü takan bir kişi ile sarı renkli gözlüğü takan bir kişinin aynı güneş ışınlarına maruz kaldığı bir an gözlüklerinin soğurduğu toplam enerjinin 36 jül olduğuna göre demiş. Şimdi dur şöyle diyelim varsayalım ki 8K'lık 8K'lık aynı güneş ışığı demişti değil mi? Aynı güneş ışığı dediğine göre o zaman şöyle yapalım. 4, 8 ve 6'nın ortak katını düşünelim. 4, 8 ve 6'nın ortak katı 24 olur. Şimdi biz 24K'lık bir güneş enerjisine maruz kaldık. Varsayalım. Bu 1 bölü 4'ünü soğuracak. 1 bölü 4'ü 6 Kdır 6K'sını bu soğuruyor. Bu 1 bölü 8'ini soğuruyor. Yani 3K. E o zaman toplamda 9K mı? E bu 9K hocam 36 Joule'muş. 36 Joule. O zaman K kaçtır? Tabii ki de 4 Joule'dür. Tamam. Yani aslına bakarsan 24 kere 4'ten... 96 jüllük bir e, şey tabi tutuluyor bu gözlükler. Ve bizden istenen yeşil renkli gözlüğün soğurduğu güneş enerjisi. E, 1 bölü 6'sını soğuracak. O zaman 96'nın 1 bölü 6'sı lazım bana. Yani 96'yı 6'ya böldüğümüz zaman cevap çıkacak karşımıza. Bu da bana D şıkkında verilmiş cevap 16 idi. Geldim 4'e. Recep eczaneden aynı anda aldığı birer şeridi aşağıda gösterilen 3 ilacı ilk olarak aynı anda kullandıktan sonra her bir ilacı doktorunun önerdiği eşit aralıklı günlerde ve her defasında birer adet şeklinde kullanmış. Yukarıda verilen ilaç şeritlerindeki boş bölümler 10 gün içerisinde kullanılan ilaçları ifade etmek üzere her 10 günde bir eşit oranda ilaç kullanımı devam ediyor aynı zamanda. Pekala. Buna göre Recep'in B ilacından 3 adet şeridi bitirdiği toplam gün içerisinde A ve C ilaçlarından kullandığı tekli ilaç adedi tekli ilaç sayısı soruluyor. Şimdi şundan 3 tane şerit bitirecek şimdi bir şeridinde kaç tane var 10 tane 3 tane şerit bitiriyorsa 30 tane. Şimdi 30 tane kullandığı takdirde diyor Yani şundan 30 tane 30 tane Şimdi hocam, bu hikayenin devamına geçmeden önce şöyle bir şey düşünelim. Abi B ilacından 3 tane kullandığı takdirde bakıyorsun A ilacından 2 tane kullanmış bu adam. Ve aynı şekilde C ilacından da 4 tane kullanmış. 3, 2, 4 oranı var. E şimdi ben bundan 30 tane kullandırtacaksam bu adama bu sorunun hikayesine göre kaça katlamış olduk? 3'ü 10'a katlamış olduk. O zaman bunu da 10'a katlarım. 20 tane bundan kullanmıştır. Bunu da ona katlarım. 40 tane de bundan kullanmıştır derim. Rahatlıkla derim. E şimdi A ve C ilaçlarından kullandığı tekli ilaç sayısı soruluyor. 20 artı 40'tan cevap 60'tır. Hayırlı uğurlu olsun cevap A şıkkıydı gençler. Tamam bak işlem yapmadık. Yani ÖSYM zaten sana deli divane denklemler kur işlemler yap demiyor. Demez. Tamam ÖSYM'nin stili artık belli. 2018 YKS'den belli. Belli aşırı yoğun işlemleri sözelci adam nasıl yapsın? Yapamaz değil mi? E zaten sınavı ismine bakıyorsun. TYT. Açılımı ne? Temel yeterlilik testi. Temel yeterlilik arıyor adam sende. Deli divane denklem kur istemiyor. Deli gibi denklem kurup da x'leri oradan çek, buraya yapıştır. Y'yi de buradan kullan, onu oraya çek, bunu buraya yapıştır. Üssünü al, karekökünü al, şuradan şunu bul, buradan bunu bul demiyor zaten. Tamam mı? Mantık kur diyor. Mantığı kurarsan çözersin. Olay Budur gençler. Tamam. ÖSYM bakış dördü de bitirdik. Yani bu demek oluyor ki 138. sayfayı da bitirdik. Şimdi de nereye? 139'a, ÖSYM bakış 5'e. Sinan'ın elektrikli aracı eşit mesafede şehirler arası yolda şehir içinde tükettiği elektriğin 1 bölü 5'i oranında eksiğini harcamakta. Yani şöyle diyebilir miyim ben? Şehirler arası diyelim. Şehirler arası. Bir de şehir içi diyelim şehir içi diyelim. Şimdi şehirler şehir içinde eğer 5K kadar elektrik tüketiyorsa şehirler arasında bunun 1 bölü 5'i yani k'sı kadar eksik kullanıyor yani 4K kadar elektrik tüketiyor aynı mesafede. Peki Şarjı 1 bölü 2 oranında doluyken Önce şehirler arası yolda 250 kilometre yani şurada 250 kilometre sonra şehir içi yolda 80 kilometre. Yol yapınca tam dolu şarjının 1 bölü 10'unu kaldığı görülüyor. Şimdi dur o zaman. Ben tam dolu şarja bak. Tam dolu şarja. Abi 10x demek istiyorum. Ne kadar doluydu? 1 bölü 2'si. Yani 5x'i yarısı doluydu. Ve bu kadar mesafe yaptıktan sonra 1 bölü 10'u kalmış. Yani x'i kalmış. Yani ne kadar tüketmiş? 4x kadar tüketmiş. Ne yapınca? Şu yolları yapınca. Güzel. Sinan arabasının şarjını tam doluyken şehirler arası yolda toplam kaç kilometre yol yapar diye soruluyor. Işte. İyi dinle beni iyi dinle aç algılarını. Ben diyorum ki Madem şehir içinde tükettiği elektrik miktarı, şehirler arasında tükettiği elektrik miktarından fazla. Ve şehir içinde aldığı mesafe 80 kilometre ise. Eğer ki bu kadar şarj harcayarak, yani şehir içerisinde 80 kilometre yol giderken harcadığı şarj miktarını eğer ki şehirler arası yolda yapmış olsaydı ne kadar giderdi? Şöyle diyeceğim. Ters orantı var ya burada. Şöyle diyeceğim. 4'e 80 ise 5'e kaçtır? 100 kilometredir. Tamam. Şimdi aslına bakarsan ben şunu söylüyorum. Şehirler şehir içerisinde 80 kilometre yapacağı yere ben sorunun gelişine göre şehirler arasında 100 kilometre yapmıştır diyeyim ve 100 artı 250'den toplam 350 kilometre yol yapmış gibi düşünelim. Ne kadar şarjla? 4x şarjla. Şimdi o zaman 4x şarj ile 350 kilometre yol yapıyorsa bu adam bana diyor ki tam doluyken yani 10x ne kadar yapar diye soralım. Bunu da yapmak için bunda bunu çarpıp buna böleceğim ve bunu bulacağım. Yani 10 çarpı 350 bölü 4 bana cevabı verir. Şimdi 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 5 geldi. Bunu ikiye bunu 2'ye böldüm. Burası da 175 geldi. 5 kere 175 soruluyor bana. Bu da 375 artı 5'ten 875. 375 artı 500'den 875 gelir. Yani cevabımız A şıkkı olur. Tamam. Yine çok yoğun işlemler içerisinde girmedik. Sadece şuradaki mantığı kurmamız gerekiyordu. Şehir içinde 80 kilometre yol yapıyorsa acaba bu şehirler arasında olmuş olsaydı aynı şarja ne kadar yol giderdi? Bunu hesapladık ve buna göre bir çözüm yaptık. Geldik ÖSYM bakış 6'ya. Ali'nin şirketi için satın aldığı bulut depolama alanının içinde bulunan dosyaların büyüklüğünü gösteren şekil aşağıda verilmiş arkadaşlar bize. Ali'nin satın aldığı bulut depolama alanının sabit depo alanına oranı 3 bölü 8'dir denilmiş. Ali satın aldığı iki dosyanın kullanımını iptal ettiğinde bulut depolama alanının sabit depolama alanına oranı 3 bölü 10 olduğuna göre Ali'nin iptal ettiği dosyalardan birinin boyutu nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle, öncelikle bizim burada şuna bir bakmamız gerekiyor. 13, 47 daha 60, 80, 120, 170, 200, 225. Şimdi bu adam 225 GB'lık ne almış? Bulut depolama sistemi almış. Ve bunun e, sabit depolamasına oranı 3 bölü 8'miş. Şimdi bu bunun kaç katı? Hocam 75 katı. O zaman bunun da 75 katı bana soru işaretini verir. Peki... 2 kere 75 150 ise 4 kere 75 300 ise demek ki burası 600 olacak abi. Yani bu adamın sabit depolaması 600. E sabit depolaması 600 ise 600'ü buraya yazarsam bu bunun kaç katı 60 mı? 60 katı ne olur bunun? 180. Şimdi bunlardan ikisini iptal ettirince 225'ten 180'e düşmüş. Acaba bunlar hangisi? E, 225'ten 180'e düştüğüne göre 45'inden vazgeçmiş. Hangi ikisinin toplamı 45 olur? Bak bunun ve bunun. Tamam 20 ve 25 GB. Ali'nin iptal ettiği dosyalardan birinin boyutu sorulmuş. Ya 20 cevap ya da 25'e bakıyorsun 20 var cevap B şıkkı olur. Yine dikkat ettiysen aşırı yoğun işlemler içerisinde girmedik. ÖSYM soruları da bu şekilde çözülebiliyor arkadaşlar. Tamam. Evet 6. sorumuzu çözdük. Sayfamızın sol sütunu bitti. Geçtik sağ sütuna. Güzel böyle ekmek bir görselimiz var. Bu ekmek görselinde bakalım nelere dikkat edeceğiz. Muhlis usta bir tam ekmekten miktarı şekilde belirtilen eş dilimler kestiğinde... ...şekildeki görünüm elde ediliyor. Bu durumda kesilmeyen ekmeğin ağırlığının kesilen ekmeğin ağırlığına oranı 3 bölü 4 olmakta. Şimdi kesilen ekmekleri saymak kolay. Şimdi kesilmeyenin miktarını şekil üzerinden görmek zor da kesilenleri kaç dilim olduğunu bulmak kolay. 4 dilim, 4 dilim, 4 dilim kesilen 12 dilim var. Kesilen 12 dilim var. Şimdi kesilmeyenin kesilenin ağırlığına oranı 3 bölü 4 ise şimdi eş dilimler oldukları için 12 şöyle kesilenler e 3 katıysa 3 katı. Yani burası 9. Yani ben burayı da kesmiş olsaydım 9 dilim daha çıkarırdım ben buradan demeye çalışıyor. Buna göre muhlisusta Usta ekmeği dilimlemeye devam edip iki dilim daha kestiğinde ekmeğin kesilmeyen kısmının ağırlığının kesilen kısmının ağırlığına oranı soruluyor. Şimdi ben burayı iki dilim daha kesersem burada yedi dilim kalır abi. Ve burada da on dört dilim oluşur. Ve benden istediği şu yedinin on dörde oranı kaçtır? E bir bölü ikidir. Cevap da B'dir. Tamam. Geldik efendim 8. ÖSYM bakışa. 100 gram mavi renk boya n gram kırmızı renk boyayla karıştırılırsa elde edilen mor rengin 1 bölü 3'ü mavi renk oluyor. Yani şimdi şöyle 100 gram elde edilen e, mor renk ne kadar bilmiyoruz ama bunu buna oranlayınca 1 bölü 3 oluyormuş. E bu bunun 100 katıysa bu da bunun 100 katıdır ve böylelikle burasının 300 olması gerektiğini söyleriz. Toplam mor renk 300 lakin bunun 100'ü zaten mavi. O zaman geriye kalan 200'ü kırmızıdır. Yani N 200'müş arkadaşlar. Bunu bulduk. N eşittir 200. Tamam. Şimdi geldim buraya. Eğer yine aynı 100 gram renkli boya, mavi renkli boya. N artı M yani 200 artı M gram kırmızı boyayla karıştırılırsa. Bu sefer de 100 bölü. 100 bölü. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Şunu yazacağım. 100 artı 200 artı M yazacağım. Ve bu da ne olacak gençler? Bu da bana 1 bölü 7 verecek. E şimdi bu buranın 100 katı değil mi? E 100 katı 700 olacaktı. Burası da 700. E şurası 300 ise şuraya kalır 400 kalır. Demek ki M'de 400'müş. Bak bu 400, bu 200. Oranla demiş cevap yine 1 bölü 2'dir. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Böylelikle ne yaptık? 139'u da bitirdik. Tamam Kitap nasıl bitirilir? Bunu resmediyoruz şu an. 139'u da bitirdik. 19. dakikası da bitmek üzere dersimizin ve artık devam ediyoruz. 140. sayfada ÖSYM bakış 9'dayız. Aşağıda bir giyim mağazasının kampanya kataloğunda ürünlerin indirimli fiyatlarıyla indirimden önceki fiyatları gösterilmiş. İndirimden önceki fiyatların üstüne çarpı konulmuş. İndirimli fiyatı bu demiş. Ya mesela 400'den 200 liraya düşmüş. Gerçek bir indirimse yani fiyat önce şişirilip sonradan indirilmediyse güzel indirim. 600'den 450'ye, 250'den 150'ye, 500'den 400'e ve 1000'den 750'ye düşürülmüş. En çok indirimli olan bu sanırım değil mi? Peki şimdi mağazadan kampanya dahilindeki her üründen en az bir tane alan can her birinden bir tane mutlaka almış. Ama 6 tane ürün almış. Demek ki bunlardan birinden 2 tane almış. 6 adet üründeki indirim oranı da 3 bölü 10 olmaktaymış arkadaşlar. Tamam yani %30 bir indirimden bahsediliyor. Buna göre Can hangi numaralı üründen 2 tane almıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Abi normal şartlar altında hiç indirim uygulanmadan satın almış olsaydı ne kadar öderdi? Onu bir bulalım seninle beraber gel. 400, 500 daha 900, şöyle 1500, 1750, 2000 daha 2750. Bu kadar ödeyecekti. Değil mi? Peki şimdi şunu düşünelim. Ne kadar bir indirim uygulanmış buna? 200 burada uygulanmış. 100 burada etti 300. 150 burada 450. 100 burada 550. 200 de burada 800. Şimdi 800 liralık bir indirimden bahsediyoruz. Tamam 800 liralık bir indirimden bahsediyoruz. Peki şimdi artık şuna gelelim. Eğer şıklarımız 1, 2, 3, 4, 5. Eğer bir numaralı ürünü almış olsaydı toplam, toplam 400 lira ya bu, 3.150 lira fiyatı olacaktı. İndirimiyle beraber 800'den 1000 lira indirim kazanacaktık. Peki, 1000 lira 3.150 liranın 3 bölü 10'u mudur? Hayır. O halde cevap 1 değilmiş arkadaşlar. Geldik, bu değil cevap. Geldik 2'ye, 500 lira ekledim üstüne 3.250 yaptı. İndirim tutarı da 100 liraydı arkadaşlar. 800'den 100 daha eklersem 900. Peki 900 3250'nin 3 bölü 10'u mudur? Hayır değildir. O halde bu da gitti. Ve bu da olmadı. 3 numaraya bakıyorum. 600 lira daha eklemiş olsaydık 3350 lira ödeyecektir. Lakin indirim tutarımız burada 150 lira olduğu için 950. Peki 950 3350'nin 10 bölü 3'ü müdür? Yani bunu 10'a bölüp 3 ile çarptığımız zaman 950'yi elde eder miyiz? Hayır elde etmeyiz. Demek ki bu da değil. Cevap ya 4 ya 5. 4 numaraya bakıyorum. Şunu almış olsaydık 3000 liralık bir ücret ödeyecektik normal şartlar altında ama 100 lira indirim kazanıyoruz. Dolayısıyla 800 iken 900 lira indirimimiz olacak. Şimdi şunu 10'a böl 300. 10'a böldüm 300. 3 ile çarptım 900 verdi mi verdi. Demek ki o aradığımız ürün yani Can'ın e, her birinden aldıktan sonra bir tane daha aldığı ürün tişörtmüş abi. Ki zaten e, erkek adam mağazaya gittiği zaman en çok tişört alır biliyorsunuz. E, soruyu çözmeden bu şekilde bir taktikle <laughs> çözülebilir. Hani direkt tişörtü yapıştırabilirsin ama garanti altına almak istiyorum diyorsan çözedebilirsin. Aynı burada yaptığım gibi. Cevabımız 4 numaraymış arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı olacak. Şimdi altta soru yok. Hemen ÖSYM bakış 10'a geçiyorum. Şu kısmı sildim ve sorumuza bakalım. Aşağıda şekilde bir giyim firmasının ürettiği 5 farklı renkteki tişörtlerin üzerlerine üretilen toplam tişört sayısı içerisindeki o renk tişört üretiminin oranı yazılmıştır. Örneğin 8x adet tişört üretilmişse toplamda bunun x tanesi mavi renklidir. Çünkü üzerinde 1 bölü 8 yazıyor anlamına geliyor. Buna göre üretilen beyaz tişört sayısının sarı tişört sayısına oranı sorulmuş. Şimdi hemen hemen bir önceki sorularda da yapmıştık. Paydalara bakıyorsun paydalara. Paydalarda neler yazıyor? 8, 4 ve 3. Bunların ortak katı 24'tür. 24 olduğu için ben toplam üretilene 24K demek istiyorum. 24K. E bunun 1 bölü 8'i burada mavi ise 3K'sıdır. 3K mavi üretilmiş. 1 bölü 4'ü kırmızı ise 6K kırmızı. 1 bölü 4'ü turuncu ise 6K turuncu. 1 bölü 3'ü sarı ise 8K sarı var. Şimdi bakıyoruz 3K, 6, 6 daha 15K, 8K da 23K yaptı. E 24K üretilmiş demek ki K tane de bundan üretilmiş. Peki bu K'nın 24K'ya oranı da burada 1 bölü 24 yazar mesela. Değil mi? Ama benden istenen şu. Üretilen beyaz tişört sayısının yani şunun üretilen sarı tişört sayısına oranı sorulmuştu. Yani K bölü 8K'dan 1 bölü 8 bize cevabı verecektir. Bak böyle ÖSYM var ya yapar. Şıklara 1 bölü 24'ü yazar abi. Tamam mı? Şöyle 1 bölü 24 yazar. F şıkkı. Tabii F koymaz ÖSYM'e de. Şunlardan birini 1 bölü 24 yapar. Sen de burada bunu elde ettin ya sanki o sorulacakmış gibi. O heyecanla gidersin bunu işaretlersin aman dikkat. Sorunun kökü bizim için sorudaki en değerli yerlerden birisi aklında bulunsun. Ve ÖSYM bakış 11'deyiz gençler. Eş uzunluktaki iki yoldan A yolunda sabit hızda 10 dakika yürüyen Aslı'yla B yolunda sabit hızda 18 dakika yürüyen Berfi'nin kalan yollarının uzunluğu oranı sırasıyla 1 bölü 2'dir. Şimdi şöyle bir yol var. Aynı yoldan bir tane daha var gençler. Birisi A yolu, birisi B yolu. A yolunda Aslı, B yolunda Berfin yürüyor. Tamam. Şimdi Aslı 10 dakika yürümüş. Mesela 10 dakika şöyle yürümüş. Şurası 10 dakikalık mesafe. Berfin de 18 dakika yürümüş. 18 dakika yürünce de şuralara bir yere gelmiş varsayalım. Kalan yolları arasındaki mesafe farkı da K'ya 2K'ymiş. Şu şekilde. Hızlarını değiştirmiyorlar. Kalan yolları tamamlamak için Aslı 6 dakika daha yürümüş. Yani aslına bakarsan burası 6 dakikalık mesafeymiş Aslı için. Ve Berfin de 30 dakika daha yürüyünce tamam mı? Yolları bitmiş. Diyor ki Aslı'nın hızının Berfin'in hızına oranı kaçtır? Şimdi aslına bakarsan aynı yoldan bahsediyoruz. Aslı'nın hızına V dersem Berfin'in hızına da VA ve VB dersek Şimdi Aslı bu yolu tamamlamak için 10 artı 6'dan 16 dakika yürüdü. 16 dakika boyunca VA hızıyla yürüdü. Yapılan iş 16 çarpı VA kadardır. Peki Berfin'e bakıyorum 18 artı 30'dan 48 dakika yürüdü kendi hızıyla. 48 VB'dir. Ve ikisi de aynı yolu aynı aynı yolu yürüdüğüne göre aynı işi yaptıklarına göre bu ikisi birbirine tabii ki de eşittir. Yani 16 VA 48 VB'dir. 16 ile sadeleştirirsem VA eşittir 3 tane VB'dir. Demek ki aslının hızına ben 3V dersem berfinin hızına V diyeceğim. Aslının hızının berfinin hızına oranı 3V'nin V'ye oranı 3'tür. Doğru cevap da D şıkkıdır. Böylelikle bitirdik 140'ı da bitirdik. Nereye geçiyoruz? 141'e. 141. sayfamızda ÖSYM bakış 12'yi çözeceğiz şimdi beraber. Hadi bakalım. Bir araç kiralama şirketinden kiraladığı aracı kullanan Alp kullandığı kilometreyle orantılı fatura ödemekte. Kiralama şirketinden Alp'e gelen e-postada da şöyle bir şey yazıyor. Değerli müşterimiz bu ayın bazı günlerinde kullanım ücretimiz 2 bölü 5 oranında daha az olacaktır. Yani diyor ki 5 lira ödüyorsan diyor bazı günler 3 lira ödeyeceksin diyor. 2 bölü 5 oranında az olması demek 5 lira da 2 lira daha azaltacağız demiş. 30 günlük bir ayın her günü eşit kilometre yol yapan Alpe bu ay için yansıtılacak indirimli fatura ücretinin normal ücrete oranı 22 bölü 25'tir buna göre. Buna göre şurada göre fazla olmuş gençler değil mi? Buna göre kiralama firmasının ay boyunca indirim yaptığı gün sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle düşünelim mi? Varsayalım ki hani paydası 25 ya paydası 25. Normal ücrete oranı olduğu için. Şimdi hiç indirim yapılmadığını düşünelim. Hiç indirim yapılmıyor. Ve hani 30 günlük bir günden bahsediyoruz ya. 30 günlük. Her günün ücretine de abi ne diyelim? İşte 25 diyelim. Tamam Her günün ücreti bu. Bunu şu şekilde düşünelim. Tamam. Tamam ya şöyle yapalım. İki farklı yoldan çözeyim ben size. Bir birinci yol diyelim. Şimdi birinci yol şu ben 30 günlük bir zaman diliminde x gün x gün indirimli ödeyim indirimli geriye kalan 30 eksi x gün indirimsiz ödeyeceğim abi indirimsiz ödeyeceğim. tamam mı? Peki? İndirimsiz ödediğimiz zaman 5K kadar ücret öderken indirimli ödediğimiz takdirde de 3K kadar bir ödemeden bahsediliyor. 2 bölü 5 oranında daha az olacak diyor. Peki toplam ödeyeceğimiz para X gün boyunca her gün 3K kadar ödüyorsak 3KX iken 30-X gün boyunca 5K kadar ödüyorsak 5K çarpı 30-X yazarım. Eşittir bu da bana toplam ödenilen miktarı verir. Toplam ödenilen miktarın indirimsiz olarak ödeyeceğimiz yani 30 gün boyunca 5K kadar ödersek 150 kadar öderiz değil mi? 150K kadar öderiz. İşte bunun buna oranı neymiş? 22 bölü 25'miş. Şimdi hocam şurayı bir K parantezine aldığım zaman şu K'larla şu K zaten gidecek. 25 ile 150 arasında bir 6 kat oran var değil mi? 6 katı o zaman ben 22 ile 6'yı çarparsam ki 132 yapar kendileri. Demek ki buranın 132 çıkması gerekiyor. 3x artı 5 kere 30, 150. Eksi 5x eşittir 132 dedim. Buradan eksi 2x eşittir, eksi 18 ise x eşittir kaçtır? 9. x'i 9 bulduk. Ay boyunca indirim yaptığı gün sayısı e x gün indirimli demiştim. Demek ki cevap 9. Bu bir. Bu denklemli versiyonu. Şimdi ben sana hem oran orantıyı da içerisinde barındıracak şekilde güzel bir yöntem de sunacağım. Ee, kendi çapımda da bu yöntemin ismine tork yöntemi demiştim zamanında. Ee, şu çözümü birazcık şöyle kaydıralım hocam. Tamam mı? Tabi cevap B değil. C'yi kaydırınca o da kaydı. Ee, çözümü kaydırmak bir işe yaramadı. Biraz da küçültelim o zaman. Şöyle yapalım. Ben şuraya sığdırırım o çözümü. Şimdi iyi dinle beni varsayalım ki varsayalım ki e, yine ödediğimiz ücret 5Kya 3K yani indirimli ödersem 3K indirimsiz ödersem 5K kadar fiyat ödediğimi düşünelim Ve 30 gün boyunca 30 gün boyunca şu benim e, denge çubuğum olsun Bu denge çubuğunda Eğer ayın tamamını indirimsiz olarak geçirmişsem 5k ile 30'u çarparım ve 150k kadar, ödeyecektim derim. Tamam 150K kadar ödeyecektim derim. Daha sonrasında geldim buraya. Eğer ayın bütün günleri indirimli olmuş olsaydı 3K kere 30'dan 90K kadar bir ücret öderdim. Şimdi 22 bölü 25. Ben şimdi şuranın 150K olması gerektiğini söyledim. Yani 6K katı. Bunun 6K katı kaç? 132 mi? 132K. Şimdi ödediğimiz ücret neymiş? Aslında 132K'ymış. Tamam. Asıl olaya geliyorum. Burada bir denge çubuğu muhabbeti var. Dengemiz burası. Şimdi buraya 150K ağırlık, buraya 90K ağırlık koyduğumuzu düşünelim. Şuradaki mesafe ne? 18. Şuradaki mesafe kaç? Hocam burası da 42. Şimdi 18 ve 42'yi bir güzel sadeleştireceğim. Ee, ben ikisini de örnek veriyorum. 2'ye böldüm. 9 2'ye böldüm 21. Şimdi 21 T'ye 9 T denilebilir. Peki toplam gün sayısı neydi ya? 30 değil miydi? 21 ile 9'un toplamı da 30 yapmaz mı? E yapar. O zaman ben direkt şunu söylerim. Demek ki indirimli kullandığı ters orantı olduğu için 9 gün ise indirimsiz kullandığı da 21 gündür denilebilir. O halde cevabımız 9'du diyebiliriz sevgili gençler. İstediğin yöntemi kendin seç ister denklemli ister sağdaki yöntemle yani benim tork yöntemi dediğim yöntemle. Ee, tork yöntemiyle daha böyle haşır neşir olursan daha da hoşuna gidecektir. İlk defa görüldüğü zaman anlaşılamayabiliyor. İlk defa eğer böyle bir çözüm gördüysen anlayamayabiliyorsun. Bu gayet normal. Tamam mı? Lakin ben ilk defa böyle bir çözümü yaptım. Acaba dedim ikincisinde farklı bir soruda yer mi, farklı bir soruda yer mi, diğer soruda yer mi diye düşündü, düşüne 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 artık ben soruları bu yöntemle çözmeyi de tercih eder hale geldim. Hem daha pratik, hem daha kısa, hem de denklemlerle uğraşırken e, yapmam yani denklemlerle uğraşırken yapacağım hata oranını, hata riskini de minimize ediyor aslına bakarsan. Tamam geldim. ÖSYM bakışı 13'e. Aşağıdaki şekilde bazı çokgenler çizilmiş ve içlerine bazı sayılar yazılmış. Bir çokgenin kenar sayısı ile çokgenin içindeki sayının çarpımı o ifadenin de değerine eşitmiş aynı zamanda. Buna göre y artı x bölü z oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada kaç tane kenar var? 5. O zaman içindekini 5 ile çarpacağım. Yani 5x artı 5y diyeceğim. Bu neye eşitmiş? Bak burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı. 7 y artı 7 z'ye eşitmiş arkadaşlar. Ve burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kenarlı olduğu için 11 x artı 11 z'ye eşitmiş. Şimdi 5, 7 ve 11'inden küçük ortak katı 5 çarpı 7 çarpı 11'dir. Ve artık şu cümleyi kurabilirim ben. x artı y'nin 5 katı eşittir. 7 parantezinde y artı z eşittir 11 parantezinde x artı z dersem artık şu cümleyi kuracağım. x artı y demek ki 77 k'ya eşit. y artı z 55 k'ya x artı z de 35 k'ya eşit. Bunları nasıl elde ettiğimi anladın değil mi? 7 ile 11'i çarptım buraya yazdım. Ondan sonra 5 ile 11 çarptım buraya yazdım. Ve 5 ile 7'yi çarptım. Onda olmayan 35'i buraya yazdım. Şimdi gel bunları bir güzel şöyle yazalım. X artı Y. Abi X artı Y dediğimiz şey zaten burada da var. Ve ben X artı y 77K seçmiştim değil mi? Peki güzel. Şimdi X artı Y 77K. Ondan sonra Y artı Z'miz var 55K. Sonra bir de var ya. X artı Z'miz var o da 35K. Şimdi eğer ki ben bunları toparlarsam her birini topladığım takdirde 2x, 2y ve 2z geliyor. Toplamları da 70, 120, 150, 160, 167 k geliyor. 2'ye oranlarsam x artı y artı z eşittir 2'ye böldüğüm takdirde de burayı 167 bölü 2'nin ta kendisi geliyor gençler. Tamam Şimdi x artı y artı z buysa ben x artı y'nin 77k olduğunu biliyorum ya. O zaman x artı y eşittir 77 k dersek şurası da k'ydı bu arada. Ben üsttekinden alttakini çıkaracak olursam elimde sadece z kalır. 167 k bölü 2'den 77 k'yı çıkaracağım. Bak onu da şöyle 167 bölü 2'den 77'yi çıkaracaksın. Aslında ben oraya 77 değil de 154 bölü 2 yazsam nasıl olur? Bir sıkıntı olmaz değil mi? Burası da hocam 13 bölü 2 yapar. Yani 13 k bölü 2'ymiş. Şimdi burası 77 k'ydı üst taraf. Alt tarafta 13K bölü 2 geldi. Ters çevirip çarparsam 154K bölü 13K gelir ki K'lar giderse 154 bölü 13 bize cevabı verir. Doğru cevap da A şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Tamam. Ve geldik 14'e. Diyor ki muammerin satın alacağı dikdörtgen biçimdeki televizyonun kutusu üzerinde yazan ekran boyutu seçeneğinde A çarpı B ifadesi ekranın dikdörtgensel yüzeyinin yatay uzunluğu A dikey uzunluğu B ile orantılı olduğu anlamına gelmektedir. Yani yatay ve dikey sıralama önemli mi? Değil. Muammer boyutu 4 çarpı 3 olan ekran olan ekran çevresi 140 cm uzundaki televizyon yerine 16'ya 9 olan çevresi 30 10 santim daha uzun bir televizyon almıştır. Şimdi dur bir dakika. Şimdi kısa kenar uzun kenar uzun kenar 4K'ymış kısa kenar 3K'ymış. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı bana çevreyi verecekti. O halde 14K'dan bahsediyoruz. 14K 140 sa K burada kaçtır hocam? Tabii ki de 10'dur. Güzel. Şimdi K 10 sa şöyle bir televizyondan bahsediyoruz aslında. K 10 sa burası 40'tır burası 30'dur değil mi? Güzel. Diyor ki e, bunun yerine boyutu 16'ya 9 olan çevresi 10 santim daha uzun bir televizyon almıştır. Şimdi çevresi 10 santim daha uzunsa 150'lik bir televizyon almış. Ve 16'ya 9 sa eğer şöyle gösterelim. Şöyle. Şimdi burası 16K burası 9K olacak. E, bunların toplamı 25K. 2 ile çarptım 50K çevresini bulacağım. 50K eşittir 150 ise K eşittir 3'tür. Demek ki 3 kere 16'dan burası 48 cm iken 3 kere 9'dan burası 27 cm Buna göre kısa kenarı yukarıda bahsedilen 16'ya 9 boyutundaki Yani şu televizyondan bahsediyoruz Kısa boyutu kısa ee, bakalım ne diyor Kısa kenarı 20, 27 cm ile aynı olan 3'e 5 boyutunda 3'e 5 ise kısa kenar 3 müdür? Uzun kenarda 5'tir değil mi? Şimdi burası 3K ise yeni alacağı televizyonda Şurası 3k ise burası 5k olacak ve burası 27 cm değil mi? O zaman k9 seçilmiş. Yani burası nedir? 45 cm'dir. Çevresi soruluyor. 45 ile 27'yi toplarım. 72 yapar. 2 ile çarparsam çevre bulunur. 144 cevabın ta kendisidir. Tamam mı gençler? Ve geldim ÖSYM bakış 15'e. Recep'in telefonunda aylık internet kullanım kotası sabit olup kullanmadığı kotayı bir sonraki aylara devredebilmekte Recep ardarda gelen 4 ay boyunca kullandığı internet miktarı sırasıyla 2, 4, 5 ve 9 ile orantılıymış. 2K, 4K, 5K ve 9K internet kullanmış Recep 4 ay boyunca. Ve kullanım sonunda da tüm internet kotasını doldurmuş. O zaman tüm internet kotası yani 4 ay boyunca verilen hak ne kadardır? Bunların toplamı kadar. Şimdi ben bunları toplarsam 14 18 20K yapar. E 4 ay veriliyordu demek ki her ay 5K kadar kota veriliyor. Şimdi bu adamın her ay 5K kadar kotası var. Tamam eyvallah sıkıntı yok. Lakin burada 2K'sını kullanmış. O zaman buradaki 3K buraya devretmiştir. Burası artık 3K ise burası 8K'dır. 8K'dan 4K kadar kullandıysa bu tarafa 4K devreder. Ve 4K devretti ya artık burası 9K oldu. 9K'dan 5K kullanırsa buraya 4K devreder. Ve 5 iken burası da 9K olur ve 9'unda kullandığı için interneti biter. Müthiş. Recep'in devreden internetinin en az olduğu ay, en az olduğu ay şurası. İşte bu 12 GB'mış. Aaa güzel, tatlı oldu. Yani K kaçmış arkadaşlar? 4 GB mı? Ne diyor? Kotasını aştığı ay, kotasını aştığı ay neresidir? Burası. Kaç GB kota aşımı yapmıştır? E, kaç GB yapmış? 4 GB. Kotası 5'te 9 GB kullanmış. 9K kullanmış. O halde 4K soruluyor bana. E K'da 4 GB'tı. 4 çarpı 4'ten doğru cevabın 16 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleriz artık. Evet. ÖSYM bakış 15 beraber. Tabii ki de 141. sayfayı da bitirdik gençler. Ve Ellerimiz terledi. Senin de ellerin falan terledi. Şöyle peçeteden yardım isteyebilirsin. Alnın falan terlediyse şöyle şeyler yapabilirsin. Ve geçelim arkadaşlar. 142. sayfamıza ÖSYM bakış 16'dayız. Ve bu da bizim son sayfamız bu videodaki. Aylin ve Aslı'nın her üründen birer tane aldıkları ortak market alışverişlerinde. Şimdi bunlar üniversitede ev arkadaşları gibi düşünün. Bir alışveriş sepeti almışlar. Alışveriş sepetinde de böyle ürünlerimiz var. Aldıkları ürünlerin fiyatları aşağıdaki şekilde verilmiş. Aslı'nın yaptığı toplam alışveriş tutarının, Aylin'in yaptığı toplam alışveriş tutarının oranı 2'dir. Şimdi o zaman Aslı ve Aylin var. Bu 2K kadar tutara sahipse bunun aldığı ürünler bunun K kadardır. 2'dir demiş çünkü. Toplam alınan ürün 3K kadar fiyat olacak. Peki 40-60... 85 100 150 210. Şimdi 3K 210sa K K ne kadardır? 70'tir. Yani aslı 140 liralık Aylin de 70 liralık alışveriş yapmış. Buna göre aslının satın aldığı en pahalı ürün. Ha, şimdi hangilerinin aslı, hangilerinin Aylin Aylin al, almış? Bunu bulmamız gerekiyor. Aylin toplam 70 liralık ürün almış ya hani. Hangilerinin toplamı 70 yapar? Ona bakalım. Şimdi mesela örnek veriyorum burada bir 50 bir de 20 liralık ürünü aldıysa 70 yapar ki farklı iki tanesinin toplamı da 70'i vermeyecek bize. Bundan kaynaklı da gençler artık ben şunu biliyorum. 50 ve 20'yi almıştır Aylin. Geri kalanını Aslı almış. Peki Aslı'nın aldığı en pahalı ürün hangisi? 60 lira. İşte bundan diyor iki tane daha alırsa. 60'dan iki tane daha alırsa 120 yapar. Tersten toplayalım. <laughs> 140, 120 daha 260 yapar. Diyor ki bu oran ne olurdu? E, 260 bölü 70 olurdu. Sıfırlar giderdi. 26 bölü 7 de cevabımız olurdu. Tamam mı? Evet. Şu nasıl ama? Tersten toplama olayı. Efsane. Bunu ben buldum arkadaşlar. <laughs> Bunu ben buldum ben. ÖSYM bakış 17. Devam. Aşağıda bir videonun belirli bir anda duraklatıldığında ekranın sağ alt köşesinde izlendiği sürenin izlenmediği süreye oranını veren şekiller yer almakta. Mesela burada 3'e 5 izlenen 3K, kalan 5K. İzlenen 7K, kalan 2K gibi. Şekil 1 anında şekil 2 anına kadar geçen süre 4 dakika 50 saniyeymiş. He şimdi dur. Dur. 3'e 5 toplam 8K uzunluğunda mı? 7'ye 2 toplam 9T uzunluğunda mı? Şimdi 8 ile 9'u birleştirmemiz lazım. 72 diyelim mi? Hadi diyelim. Şimdi 72T video süresi olsun. Toplam uzunluk 72T. E bunu 8'e böl. Böl 8'e 9 çarp 3 ile 27. Demek ki 27 dakika izlenmiş. 27 dakika demeyim 27 t'si izlenmiş. Buraya geldim böl 9'a 8 çarp 7 ile 56 t'si izlenmiş. 27 t'den 56 t'ye ne kadar bir zaman var? 29 t kadar zaman var. İşte o 29 t 4 dakika 50 saniyeymiş. 4 dakika 4 kere 60 olsa 240 saniye 50 saniye daha. 290 saniyeymiş. Aa ne güzel hemen katı geldi değil mi? T eşittir 10 saniye. Videonun tamamı kaç dakika? E 72 T diye. Çarp onla 720 saniye. Ama dakika soruyor. O zaman 60'a böleceksin. Cevap 12 dakika olacaktır. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir gençler. Ve evet artık son sorumuzdayız arkadaşlar. Güzel bir soru. İyi dinle. Güzel dinle. Ve bu güzel dersin de sonuna beraber gelelim. Aşağıdaki broşürlerde aynı renkteki tişörtlerin fiyatları birbirine eşittir ve broşür üzerindeki fiyat o broşürde bulunan tüm tişörtlerin toplam fiyatını göstermekte. Kırmızı tişörtün fiyatının yeşil tişörtün fiyatına oranı 4 bölü 3'müş. He dur şimdi. O zaman ben buna 4K dersem bu 3K fiyatlı bu da 3K fiyatlı. Mesela burada ödenen toplam miktar 10K olmalı ki 10K 800'müş o zaman K kaçtır 80. Çok güzel. Şimdi abi burası 4K değil, burası 4K, burası da 4K değil miydi? Burası 3K ve burası da 3K değil miydi? Kırmızıların toplamı 12K, 6K daha 18K yapar. Demek ki bunun toplam tutarı 18K olacak. K kaçtı? 80. Yani 18 kere 80 olacak cevap. Yani 1440 olacak. Ne demiş? Alttaki broşürün okunmayan fiyat etiketi kaç liradır? Alttaki derken bunun altında kalandan bahsediyor. O zaman cevabımız 1400 1440'ın ta kendisidir sevgili gençler. Evet. Hemen bunun ardından SML bakış testimiz var ve burada da toplam 3 tane güzel sağlam soru var gençler. Haberiniz olsun ama tabi bu farklı bir videonun konusu. Hemen bu videonun arkasından sen bir 15-20 dakika dinleniyorsun ve o dinlenmeden sonra yine SML bakış testini de kaçırmıyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Evet Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kal, sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.